Adı Malatya ile özdeşleşen Elbistan ilçesinde de önemli bir üretim kapasitesine sahip olan Kayısı için hasat günü etkinliği düzenlendi. Büyük Yapalak Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat günü etkinliğine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, muhtarlar, kayısı üreticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bahçelerden toplanan kayısılar standlara konularak tanıtımları yapıldı. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, kayısı üretiminin bölge için iyi bir potansiyel oluşturması ve üretim merkezi haline gelmesi adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kayısı Malatya merkez olmak şartıyla bu sene tescillendi. Coğrafi bölümden tescillendi. Bu tescilin içinde Baskil, Sivas'ın Gürün ve Kahramanmaraş'ın da Elbistan bu coğrafi tescilin içine girdi. Yani dünya şu anda internete girdiği zaman işte Malatya, Elbistan, Baskil, Gürün kayısını görecek. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu da kayısının bölgenin en önemli meyve ürünü olduğunu ifade etti. Afşin, Elbistan Ovası bizim için son derece değerli, kıymetli bir bölge. Kahramanmaraş'ın tarım havzaları içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu bölge içerisinde kayısı da en önemli ürünlerimizden, hatta Kahramanmaraş'ın en önde gelen meyve ürünlerinden bir tanesi. Bu bölgede 100 bin dekar civarında bizim Kahramanmaraş genelinde kayısı bahçemiz var. Bunların da %95'in üzerinde, hatta 98'lik kısmı Elbistan Ovamızda. Bunların büyük bir kısmı da bu bölgemizde yer alıyor. Kayısı üretiminin geleneksel bilgilerle değil, bilinçli tarım uygulayarak profesyonelce yapılması gerektiğini belirten Kaymakam Tuncay Akkoyun ise, kayısı üretiminin iyi bir noktaya geldiğini, ancak üretim artırılarak ihraç eder duruma gelinmesi gerektiğini söyledi. Kayısı bölgemizin önemli ürünlerinden biri. Elbistan Ovası Türkiye'nin önemli ovalarından biri. 4. büyük ovası. Sizlerin de bildiği gibi tahıl ürünlerinde özellikle mısır, buğday ve yine şeker pancarı ay çekirdeği üretiminde Türkiye'de sayılı yerlerden biri. Bunların yanında bahçe tarımı da ciddi anlamda yapılıyor. Vatandaşlarımız özellikle bulunduğumuz bu bölgede ve diğer mahallelerimizde kayısı başta olmak üzere meyve üretiminde oldukça güzel başarılar elde ediyorlar. Konuşmaların ardından hasat edilen kayısıların bulunduğu standlar ziyaret edildi.